Mike McGlone'un yapmış olduğu açıklamalar ve kendisinin beklentisinin Bitcoin'in 10 bin dolara çakılmak olması üzerine konuşacağız. Daha doğrusu tek başına bundan değil, yani burada kendisinin argümanlarından bahsedeceğiz. Zaten 10 bin dolar olayıyla alakalı biliyorsunuz. Daha önce de konuştuk. 10 bin dolara düşecek mi Bitcoin? Hayır, düşmeyecek. Net bir cevap mı? Evet, net bir cevap. Kesin mi? Kesin. Ünlü stratejisten kötü haber, Bitcoin fiyatı bu seviyelere kadar çakılabilir. Bloomberg Intelligence'dan kıdemli makro stratejisi Mike McGlone, Bitcoin fiyatının McGlone, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2023 yılının sonuna kadar bir resesyonla karşı karşıya kalma olasılığının yüksek olduğunu savunuyor. Şimdi ilk olarak şu anda Fed tarafının biliyorsunuz ki yapmış olduğu açıklama belli ve açıkça ortada. Fed tarafı diyor ki 2024'ün, bakın 2024'ün Eylül ayına kadar ABD'nin resesyon halinde bulunma ihtimali %60'tır. Yani ABD'de resesyon ihtimalini Eylül ayına kadar %60 olarak değerlendiriyor. Bu noktada tam bir resesyon bence 2023'ün ikinci çeyreği de olacağını düşünüyorum. Bu noktada 2023 son çeyrekte tabii yani şu an bulunduğumuz çeyrekte yine resesyona giden bir takım ibareler vardı. Yani daha şimdiden var zaten de yine de öyle çok yüksek bir resesyon yok. Olacak mı? Hayır, olmayacak. Resesyon piyasamızı nasıl etkiler? Resesyonun piyasamızı pozitif etkilemesi şu anda bekleniyor. Şahsen kesinlikle aynı fikirdeyim. Bankacılık krizi ya da hükümet kapanması gibi aslında bu duruma da biraz benzetilebilir. Bu noktadaki enflasyonla mücadele aynı ki dolar paritesinde net ya da salt bir değişim yok. Fakat ABD tarafında bir resesyon hali ve güçsüzlük. Bu muhakkak kripto paralara olabildiğince yarayacak bir olay olacaktır. Dolayısıyla tabii farkındayım. Daha önce kripto herhangi bir ABD resesyonu görmedi. Ama herhangi bir bank run da görmemişti. Fakat bank run'dan önce bankacılık krizinin piyasaya pozitif etki edebileceğini anlıyorduk gibi. Stratejist ayrıca daha geniş kripto para piyasası için büyük bir risk belirliyor ve bu riskin bir resesyon tarafından tetiklenen piyasa düşüşü olabileceğini düşünüyor. Bak diyorum ya, hani daha önce resesyon görülmediği için kimisi bunu resesyonu, yani yaklaşan resesyonu piyasadaki bir olumsuzluğa yol açabileceği yönünde bir görüşe götürebilir. Ama yanlıştır. Hani anlayabiliyorum çünkü daha önce görülmemiş bir şey olduğu için konuyla alakalı biraz daha McGlone gibi ezber konuşan tipler bu şekilde konuşabilir. Doğru değildir. Resesyon piyasaya yarar. Ya tabii keşke bunların hiçbiri başından beri olmasaydı. Ama resesyonda piyasadaki biraz aza kanaattir diyebiliriz. Ama şu süreçte mevcut gerçeklik, evet, resesyon kısa orta vadede piyasaya yarar. Bloomberg Intelligence'dan kıdemli makro stratejist Mike McGlone, Bitcoin'in derin bir fiyat düşüşü falan filan. McGlone Bitcoin için düşüş ihtimal değerlendirdi. Bloomberg Intelligence'dan tamam arkadaşım anladık ya, adamı takdim edip duruyor bize. Mike McGlone desene şuna. 20 kere adamı takdim ettiniz. Nasıl haber bu? Bitcoin fiyatının %60'ın üzerinde bir düşüş yaşayabileceği uyarısında bulundu. Sir Sayın Mike McGlone negatif likiditeyi ve yükselen küresel faiz oranları bir resesyon işaretine rağmen bu görünümün ana nedenleri olarak gösteriyor. Yükselen küresel faiz değil, daha doğrusu yükselen küresel faiz piyasada doğrudan bir düşüş getirmez. Aksine şu anda piyasamızı etkileyen birebirdeki ana unsur ABD dolarının yükselişidir ki bu noktada diğer merkez bankalarının ekseriyetle özellikle Euro bölgesindeki faiz artışları işimize yarar. Zira doları olabildiğince biraz daha dengelemeye yönelik hareket edeceği için bu noktada
işimize yarayacaktır. Yani küresel kısmı yanlış oluyor. McClellan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2023 yılının sonuna kadar bir resesyonla karşı karşıya kalma olasılığının yüksek olduğunu savunuyor. Hayır. Bitcoin için kritik bir direnç seviyesi olan 30 bin dolar olarak tanımlıyor ve kripto paranın daha çok 10 bin dolar aralığına doğru düşme olasılığının, yani ne diyebilirim ki hani bu konuyla alakalı. Şimdi McClellan'ın zaten alanı değil yani kripto. Sir McClellan'ın, saygıdeğer McClellan'ın, baş stratejist McClellan'ın alanı değil kripto. Fakat konuşuyor, fakat yanlış konuşuyor maalesef. Çünkü hani 10 bin dolar fiyat, ya yorum bile yapmak istemiyorum. Stratejist ayrıca daha geniş kripto para piyasası için büyük bir risk belirliyor. 2023 çeyreğinde zayıflığın geçici bir gerileme ya da bir resesyon trendi. Abi aynı şeyleri yazıp durmayın ya. Nasıl bir haber bu? McClellan risk varlıklarının çoğun 2023 yılında kazançlar gösterdiğini ancak son çeyrekte düşeceğini söylüyor. Sanmam. Ya tabii ki düşüşler olabilir. Ama 10 bin dolara düşüş nerede? Yani bu iş ne teknik boyutta desteklenen bir iş, boş ver teknik boyutu falan. Ne de paritede desteklenen bir iş. Bilemem. Yani 10 bin dolar dediğim gibi eğer alım yapıyorsa 10 bin doları beklesin bakalım. Şöyle bir bekleye koysun 10 bin dolar fiyatlarını bakalım ne olacak. Dünya genelinde merkez bankalarının ABD ve Avrupa'da ekonomik daralma işaretlerine rağmen para politikalarını sıkılaştırmaya devam ettiğini belirten McClellan, bu gelişmelerin deflasyonist etkileri olduğunu görüyor diyor. Doğru. Bu noktada Elon Musk da biliyorsunuz ki deflasyonla alakalı uyarmıştır. Ve dahi konuyla alakalı yatırımcıları değil daha doğrusu ABD halkını uyarmıştır. Fakat deflasyon da piyasaya yarayacaktır. Şimdi şöyle düşünün. Deflasyon yani bir alım yok. Üreticiler sıkıntıdan. Dolayısıyla ekonomik anlamda çok ciddi bir problem var. Şirketlerde sürekli aynı muhabbet, kapanmalar, küçülmeler vesaire. Halk tarafında ilgi yok. Yani ürünlere ilgi yok. Özellikle konut olsun, araç olsun yani değeri yüksek şeyler, teknolojik ürünler hakeza olabilir gibi yani bunlara ilgi yok. Fakat bu noktada değeri büyük ölçüde doğal paritede yükselen bir Bitcoin, altcoinler ve kripto ortamı çok ciddi anlamda değerlenecek ve değerlendirilecektir diyebilirim. Genel görüş bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.